Merhaba. Şimdi bir devre analizi yapacağız frekans domaininde. Bu devre analizini yaparken iki şeyi göz önünde tutacağız. Biraz akıl yürütmeyle yapacağız. Yani birçok metot biliyoruz. Şimdi hemen bu metotla yapıp diye karar vermeyelim de biraz düşünerek yapalım. Frekans domaininde VC'nin hesabını yap. Soru bu. VC fazörü nedir? Bunun bulması isteniyor. VC dediğim kapasitenin gerilimi. Şimdi bunu nasıl bulacağımızı yapacağız. Bir, biraz akıl yürüterek ne yapacağımıza karar vereceğiz dedim. Akıl yürütmekten neyi kastediyorum? Bir tane denklem yazıp bu VC'yi bulabilir miyim mesela? Bu akıl yürütmeyle yapılabilir. İkincisi de bu yaptığımız sonucun doğru olup olmadığını kendi başımıza nasıl saptarız? Onu açıklayacağım. Şimdi kendi başımıza saptamak için simülasyonu kullanacağız. Proteus simülasyonu kullanacağız. Burada hesap kitap yapacağız. Sonucunda bir fazör bulacağız. Bu fazör bir sinüzoidal fonksiyona karşı geliyor. O sinüzoidal fonksiyonda Proteus'ta yaptığım analizde görülen fonksiyon. Şimdi iki fonksiyon birbirinin aynısı, o zaman hesabımız doğru diyeceğiz. Değilse birbirinin aynı, o zaman diyeceğiz ki bir yerde hata yaptık. Hatamızı gidip bulmada öğrenmenin bir parçası. Şimdi iki amacı var dedim yani. Şimdi birincisi, hani akıl yürüterek yapacağız dedik ya, bunu yapmaya başlayalım. Şimdi bir denklem, Kirchhoff'un yasalarını yazacaksak referansları seçmemiz lazım. Kapasitenin gerilim referansı verilmiş. Pasif sine konvansiyonuna göre ben bunun akım referansını böyle seçiyorum. Şimdi şu self'e bakalım. Self'in akımı, bu düğümü düşüneyim. Self'in akımını referansını ben bu bağımlı akım kaynağının akım referansı ile aynı alacağım. Yani yukarıya doğru alacağım. Neden öyle aldım? Şimdi açıklayayım. Şimdi bu düğümü düşünsem, bu ikisi birbirine seri bağlı. Dolayısıyla bağımlı akım kaynağının akımı self'in akımına eşit. Şimdi bağımlı akım kaynağının akımına bakıyorum. Gerilimle kontrol ediyor. Gerilimde de VC var. Bakın şu kapasitenin gerilimi VC yani. Dolayısıyla ben bunun akımını yazdığım zaman VC'ye bağlı olarak yazabiliyorum. Şimdi bir de direnç elemanı var. Direnç elemanında böyle akım referansını seçeyim. Şimdi şu düğme ilişkin, tepedeki bu düğme ilişkin akım referansını Kirchhoff'un akımlar yasasında yazacağımı düşünün. Ne olacak? Bir IC var. Düğümden öteye olduğu için artı. Düğme doğru olduğu için IL var. R de düğümden öteye olduğu için IR var. Eşit 0. Bu Kirchhoff'un akımlar yasasına göre, bu düğüme göre yazılmış denklem. Şimdi diyorum ki IC kapasitenin akımı gerilimi cinsinden yazılır. Şurada VC. IL akımın bağımlı akım kaynağının akımına eşit. Seri bağlı olduğu için. Bu akım da VC cinsinden yazılır. Şu da VC cinsinden yazılır. Şimdi IR'ye bakayım. IR'yi VC cinsinden yazabiliyor muyum? Yazıyorum. Bakın şimdi şu düğüm gerilimi değil mi? Yani bu direnç elemanına ilişkin bir terminalin düğüm gerilimi kapasitenin gerilimine eşit. Diğer uca ilişkin düğüm gerilimi ise bağımsız kaynağı gelmiyor işte. Dolayısıyla VC eksi VS bölü 20 dersen bu benim direnç akımını VC cinsinden yazdım demek değil mi? Hedefe ulaşıyoruz. Şimdi bunları yazmak için tanım bağımlılarını kullanacağız. Şimdi tanım bağımlılıkları için empedanslar lazım. Şimdi bu kapasitenin empedansı neye eşit derseniz 1 bölü J omega C. O da neye eşit? 1 bölü J. Omega ne? Omega bakın şu. Değil mi? 10 bin yani. T'nin önündeki katsayı. 10 bin deyince 10 üzeri 4. C nedir derseniz 10 mikrofarad. 10 mikrofarad. 10'u yazdım. Mikroda 10 üzeri eksi 6. Bu ne olacak? 10 üzeri 4, 10 üzeri 5. Şuradan da eksi 6, eksi 1.
10 üzeri eksi 1. Yukarıya atarsan 10 olacak. 10 bölü J. Bu empedansı bu. Empedansı ne demek? Şu demek. VC eşittir. Empedans 1 bölü J omega C çarpı IC. Bu kapasitenin frekans domenindeki tanım bağıntısı değil mi? Şimdi self'e gelelim. J omega L. J omega nedir derseniz 10 üzeri 4. L 10 üzeri 4 daha güzel yapalım şunu. L 4 çarpı 10 üzeri eksi 3. Yani 4 milyar düşüyor. O da nedir derseniz değil mi? Eksi 10, 4, 40 şey. Tanım bağıntısı ne olacak? V, L eşittir. J, omega, L, öyle. Şimdi kaynağa gelelim. V, S. Şu genlik benim fazörün genliği olacak. E üzeri J bu sinüzoidal fonksiyonun açısı değil mi? Fi S diyelim. Şimdi bu açı ne? Açı yok. Sıfır eşit. Demek ki bu sıfır eşit. Bu ne olacak? 10 olacak. Bu da bunun bağımsız gerilim kaynağı fazörü. Şimdi bakın bu bilgiyi kullanarak diyorum ki şu denklemde ben bir bilinmeyenli bir denklem elde edeceğim. Orada da bilinmeyen VC olacak diyorum. Şimdi IC neye eşit? Empedans 1 bölü J omega C'nin tersi admittans yani şunu yapıverim. IC eşittir. J omega C VC. Şimdi şu 1 bölü J omega C idi. Bunun tersi omega J omega C. O zaman ne olacak? J bölü 10. J bölü 10 admittans yani bu. Çarpı VC. Çarpı VC. Eksi öyle, öyle şu akım. O da ne? 0,1 1 bölü 10 VC. Tanım bağıntısı. Bağımlı. Gerilimle kontrol edilen bağımlı akım kaynağının tanım bağıntısı. Bu da VC. IR ne? Düğümden öteye artı. VC. Burası VC. Düğüm gerilimi. Şurası da VS. VC eksi VC şöyle sarkılamayın. VS bölü 20 eşittir 0. Şimdi parantezleri düşünürsem J bölü 10 var. Eksi 1 bölü 10 var. Şimdi şuradan VC bölü 20 gelecek. Artı VC bölü 20. Şimdi o VC değil de şunu silerek şimdi. Bir bölü 20. Alacağım bunu VC parantezine. Değil mi? Hepsinde VC var. Eksi VS bölü 20 sol tarafta. Onu sağa atıyorum. Sağ tarafta VS bölü 20 oluyor. Şimdi VC'yi VS cinsinden buldum yani. Her tarafı 20 ile çarparsanız bu ne olacak? 2C. Eksi. Şimdi şu 20 eksi 1 olacak değil mi? Şunu 2 ile çarparsam 2 bölü 20 olacak. Eksi artı 1 var. Eksi 1. VC eşittir. 20 ile çarptık VC. VC neye eşit buradan? VC eşittir. 1 bölü 2 eşi eksi 1 VC. Şimdi VC eşittir. Şimdi şunu VS ne eşittir? Ona eşittir. Şuraya 10 koyacağım. Bunu da şimdi paydada kompleks sayı var. Paya geçirmek için bunu eşleniğiyle çarpacağım. Bunun eşleniği ne? Eksi 1, eksi 2 J. Eksi 1, eksi 2 J. Pay ve paydayı bunun eşleniğiyle çarptım. Şimdi bir kompleks sayıyı eşleniğiyle çarparsanız paydada ne olacak? Reel kısmın karesi artı imajiner kısmın karesi yani 4 artı 1, 5. Değil mi? Şimdi VS'de nedir derseniz VS'de 10. Değil mi? Burada bulduk.
Şimdi o zaman VC neye eşittir? VC eşittir. Bu 1 bölü 2 geliyor başından. Eksi 1, eksi 2 J. Şimdi bu VC'nin fazörünün kartezyen hali. Şimdi buna karşı gelen sinüzoidal fonksiyonu bulmam için benim bunu polar koordinatlarda yazmam lazım. Onun için de ne yapıyorum? VC 1 bölü 2. Şimdi şunun modülü. Bunun modülü neye eşittir? Reel kısmın karesi artı imajiner karesi, imajiner kısmın karesinin karekökü, toplamının karekökü, yani karekök 5. Değil mi? Bir hata yaptım. Şimdi düzeltiyorum. Şimdi 10 bölü 5 ya, buraya 1 bölü 2 yazdım. Burada 2 gelecek tabii. Onu düzeltelim. 10 bölü 5. Şuraya 2 gelecek. 2. Burası, burası da 2 kök 5 olacak. İçeride ne var derseniz, içeride bu var. Eksi 1, eksi, içeride diyorum şimdi. Ne yapıyoruz? Dedik ki bu kartezyen fazörü benim polar koordinatlara dönüştürmem lazım. Şimdi 2'yi buraya koydum. Bunun modülünü, yani reel kısmın karesi artı imajiner kısmın karesinin karekökünü de buraya yazdım. Modülü. Şimdi bunun açısını yazacağım. E üzeri J 2 bölü 1 arc tanjant 2. Şimdi burada bir şeye dikkat etmemiz lazım. Bu nerede? Bu reel kısmı eksi, imajiner kısmı da eksi. Yani bu üçüncü kadranda. Yani şurada bulduğum açıya 180 derece ilave etmem lazım, değil mi? Peki yapalım. Şimdi 2 karekök 5 ne yapıyor dersiniz? 4.47 civarında bir şey yapıyormuş. Şimdi açı nedir derseniz onu burada evet 63 derece 63'e 180 ilave edeceğim. Yani şu 63 çıkıyor. Buna 180 ilave edersem 180 63 3 14 herhalde 243 E üzeri J 243. Yani bunu alttan da gidebilirsiniz, değil mi? Bu nasıl oldu derseniz yaptığınız işi şurada özetleyelim. Biz arc tanjant 2 diye şu açıyı bulduk, 63. Şimdi bunu ne yaptım? 180 ilave ettim. Bu kadrandakini buldum. Ne yapabilirdim? Eksi diye götürseydim 180'den 63'ü çıkarırım. 180'den 63'ü çıkarırım. Ne kalacak? 7, 7, 1, 117. Şimdi bu eksi 217'dir de aynı zamanda. Aynı noktaya varırsınız. J 117 derece. Eksi 117 artı 273. İkisi de aynı yani. Diyorum noktaladım. Şimdi buradan ne çıkıyor derseniz bu fazör. Bu fazörden sinüzoidal fonksiyonuna geçsem bu şöyle olacak. VC eşittir. 4.47 kosinüs 10.000 T. Burası değişmiyor değil mi? Şurası. Açısı ne olacak derseniz açısı bu işte. Eksi 117 derece. Şu benim sinüzoidal işaretim. Şimdi benim simülasyon yaptıktan sonra bulduğum sinüzoidal işaret de bu.
Yani genliğini kontrol edeceğim onun. Bir de açısını kontrol edeceğim. Açısı ne olacak derseniz, açısı kaynakla bulduğum VC'nin açısının farkı. Neden farkı? Şimdi burada VC'ye eşit oldu bu 117 derece. Neden derseniz, çünkü VS'nin açısı yok, değil mi? VS'nin açısı yok. VS'nin açısı olsaydı phi VS, bunu bu tarafa attığım zaman ne oluyor? Yani bu açı buraya gelecekti. Şimdi o açı artı bunun açısı olacaktı, VC'nin açısı. Şimdi burada öbürü sıfır olduğu için doğrudan 117'yi görmüş olduk. Şimdi buradan da ne çıkar derseniz, bu 117 derece kaynağın kaynak da sinüzoidal işaret, değil mi? Kaynağın eksisi demek, eksi olunca neydi? Sağ tarafa doğru gidiyor. Yani kaynağın ilerisinde bir sinüzoidal işaret olacak. Bunu da nasıl kontrol edeceğimizi size göstereceğiz deyip burayı noktalayalım şimdi.